Mekanik mayın temizleme teçhizatı, MEMAT. Asfalt öncülüğünde kamu ve özel sektör birlikteliği ile 2. Ana Bakım Fabrikası'nda ortak üretimi yapılan mekanik mayın temizleme teçhizatı. Mekanik mayın temizleme teçhizatı, uzaktan kumanda edilebilen balistik zırhla güçlendirilmiş gövdeye sahip, paletli araca, zincirli ve parçalayıcı hafif sınıf teçhizatlı aparatla mayın temizleme görevi yürütebilmektedir. Özgün bir tasarıma sahip temizleyici teçhizatla antipersonel mayınlarını kolayca etkisiz hale getirebilecek yetenekler de dizayn edildi. Asfalt mekanik mayın temizleme teçhizatı, uzaktan kumandalı, zincirli veya parçalayıcı aparat kullanabilen hafif sınıf bir teçhizattır. Özgün bir tasarımla geliştirilen mekanik mayın temizleme teçhizatı, antipersonel mayınları etkisiz hale getirerek aynı zamanda sahada mevcut bitki örtüsünü temizleyecek şekilde dizayn edilmiştir. Balistik zırhla güçlendirilen gövde ve aparatlar her tür arazide başarıyla görev yapacak kabiliyettedir. Son teknolojik gelişmeler ışığında tasarlanan mekanik mayın temizleme teçhizatı, saha performansı, süratli parça değişimi, çoklu aparat kullanımı ve her tür araçta kolay taşınabilirlik açısından dünyadaki diğer emsallerine göre üstün özelliklere sahiptir. Aracın en önemli özelliği ise can güvenliğini tam olarak sağlaması. İçinde personel olmadığı için rahatlıkla kullanılabilen ve personel kaybı riski yaşatmayan araç halen sayılı ülkeler tarafından üretiliyor. Milli Mayın Faaliyet Merkezi MAFAM tarafından 2. Ordu İstihkam Alay Komutanlığı'nda test edilmiştir. M6A2 ve DM11 mayınlarına karşı Uluslararası Test ve Değerlendirme Programı standartlarına göre test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır. Her türlü zorlu arazide başarıyla görev yapabilen mekanik mayın temizleme teçhizatı, saha performansı, süratli parça değişimi, çoklu aparat kullanım açısından diğer emsallerine oranla üstünlükleri bulunuyor. ARGE, dizayn, prototip ve seri üretim sertifikasyon çalışmaları 14 ayda tamamlanan mekanik mayın temizleme teçhizatı, askeri fabrika imkan ve kabiliyetleriyle yerli ve milli imkanlar kullanılarak Türk Silahlı Kuvvetleri kullanımına hazır hale getirildi.